Biz yeniden Refah Partisi olarak ilk andan itibaren teşkilatımızın bütün fertleriyle gönüllü bir şekilde halkımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Süreç yönetimiyle ilgili eksikler ve ihmaller elbette ki vardır. Biz de bu eksiklerin giderilmesi, bu ihmallerin ortadan kaldırılması ile ilgili gerekli uyarılarımızı sürekli olarak uygun platformda, uygun şekilde yapmaya devam ediyoruz. Hesap sorma, ihmali olanların ortaya çıkarılması ve gereken cezaya çarptırılması dönemi de mutlaka gelecektir. Ancak bugün o gün değildir. Bugün yaraları sarma günüdür. Bugün tarih boyunca dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneğini bütün dünyaya vermiş olan Anadolu insanının yanında olma, afetzedelere, depremzedelere el uzatma günüdür. Bunu da özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizim de sahada gördüğümüz, teşkilatlarımızın tespit ettiği, acilen giderilmesi gereken eksiklikler şunlardır. Depremzedelerimizin acil ihtiyacı şu an için, kış aylarını yaşadığımız bu günlerde barınma ve ısınma ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Çok büyük oranda yardımseverler, devletimiz, vatandaşlarımız, STK'lar, siyasi partiler giyecek malzemesi ve yiyecek malzemeleri bölgeye ulaştırdılar. Ancak şu anda gerçekten de senenin en soğuk günlerinin yaşandığı dönemde barınma ihtiyacı daha da büyük bir önem arz etmektedir. Hızla ve öncelikli olarak devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarının afetten etkilenen vatandaşlarımızı sıcak bir çatının altına sokmak için gereken çadır ve konteynerları temin edip en acil şekilde bölgeye ulaştırması gerekmektedir. Bizler yeniden Refah Partisi olarak tüm sivil toplum kuruluşlarına örnek olabilecek, koordinasyonu kolaylaştırarak ihtiyaçların doğru bir şekilde ve hızlı bir şekilde tespit edilip hızla çözüm üretilmesini sağlayacak kardeş şehir uygulamasını partimiz bünyesinde başlattık. Bu uygulamayla depremden etkilenen 10 ilimizi kalan 71 ilimize emanet ederek her bir il teşkilatımızın sorumlu olduğu deprem bölgelerini tespit edip kendilerine bildirdik. Bu noktadan sonra tüm teşkilatlarımız büyük bir koordinasyonla kendi sorumlu oldukları ilin, depremden etkilenmiş olan ilin ihtiyaçlarını önceleyerek çalışmalarını yürütmektedirler. Örneğin bu uygulama sayesinde kısa sürede Kahramanmaraş'ta 2 adet, Malatya ve Adıyaman'da da 1'er adet, her biri günlük 2000 kişiye yemek verebilecek ve 3 öğün yemek verebilecek aş evlerini hizmete sokmuş durumdayız. Antalya Teşkilatımızın kriz masasının barınma için temin ettiği 325 adet konteynerin kara ve deniz yoluyla AFAD'la koordineli bir şekilde bölgeye ulaştığını şu anda sağlıyoruz. Yine teşkilatlarımız 180'in üzerinde iş makinasını bölgeye ulaştırdılar. 200'ün üzerinde tır dolusu yardım malzemesi yeniden Refah Partimiz tarafından bölgeye ulaştırıldı. Ayrıca bölgeden ayrılan ve farklı şehirlere ulaşmasına yardımcı olduğumuz depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere de bir seferberlik ilan etmiş durumdayız. Pek çok yardım çığlığının, yardım çağrısının karşılık bulduğu sosyal medyanın kısıtlanmasına ve internette bant daraltma uygulamalarına asla tevessül edilmemelidir. Bununla birlikte GSM operatörleri bölgede bulunan tüm kullanıcılara sınırsız internet ve konuşma hakkını sağlaması ve seyyar baz istasyonlarını daha da acil ve daha da geniş bir şekilde bölgeye ulaştırmaları son derece büyük önem arz etmektedir. Ağır hasar aldığı halde yıkılmamış binaların çevresinde yeterli önlemlerin alınmaması da büyük bir eksikliktir ve büyük bir risk oluşturmaktadır. İlgililere, yetkililere gerekli tedbirleri ve hırsızlıklara karşı önlemleri almaları için buradan çağrıda bulunuyoruz. Çok önemli bir konu da afetzedelerin tuvalet ihtiyaçlarıdır. Yetkililerin seyyar tuvaletleri çok acil bir şekilde bölgeye sevk etmesi, sivil toplumun, milletimizin de bu noktada elinden geleni yapması büyük önem arz etmektedir. Deprem nedeniyle yaşanan can ve mal kayıplarında sorumluların ve kusur durumlarının belirlenmesi ve ilerleyen süreçte yargılamanın sağlıklı yapılabilmesi açısından, soruşturmanın sağlıklı yapılabilmesi açısından afet bölgesinde yok olma riski olan deliller enkazlardan toplanmalı ve enkazlar toplanıp kaldırılmadan olay yeri inceleme ve tespit tutanakları mutlaka düzenlenmelidir. Bu işlemler yapılmadan enkaz kaldırma işlemlerinin yapılmaması gereklidir. Ayrıca yeniden Refah Partisi olarak siyasi partilerin bu sene hazineden alacakları yardımların %70'inin
depremzedelere kanalize edilmesi gerektiğini de ifade ediyoruz. Bu noktada tüm siyasi partilere ve hükümete çağrıda bulunuyoruz.